Herkese merhabalar, selamünaleyküm. Arkadaşlar bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nda Yunanları tabiri caizse denize döktüğümüz M47 Patton tankını yakından inceleyeceğiz. Arkadaşlar öncelikle teknik detaya girmeden biraz tarihini anlatmak istiyorum M47 Patton'ların. Daha doğrusu Patton serisinin. İkinci Dünya Savaşı'nda Minot Sherman'lar Nazilerin geliştirdiği Tiger tanklarına ve özellikle Panther tanklarına karşı zırh ve ateş gücü bakımından çok düşük, sönük kalıyor. Tabi ilerleyen zamanlarda Emler Sherman'lar farklı modernizasyonlara tabi tutulsa da yeterli gelmiyor. Akabinde ağır zırhlı bir tank tasarlanmaya çalışılıyor. Ve nitekim 1944'lerin sona doğru Amerika başarılı oluyor. Bu tankın adı M26 Pershing. Ordu kodlaması ile M26 olarak geçiyor. M26 tankları Tiger ve Panther tanklarına karşı gerek ateş gücüyle gerek zırhıyla başarılı bulunduğunda bu tanklar seri olarak daha fazla üretiliyor. İkinci Dünya Savaşı bitimine mütakip M26 tankları düşük motor gücü sebebiyle modernize görüyor. Bunun neticesinde tankın adı M46 olarak değiştiriliyor. Aslında M46 modellerinin M26'lara oranla BK ve ateş gücü anlamında farkı yok. Ancak M26 tanklarında yaklaşık 500 beygirlik motorlar kullanılırken M46 tanklarında 810 beygire kadar çıkıyor arkadaşlar. O yıllarda da Amerika Heat mühimmatlarını geliştirdiğinden top aynı kalsa da tankın deliş gücü 300 mm'ye kadar ulaşıyor. Tabi TL4 ve TL5'ler geliştirildiğinde Amerika bakıyor ki M46 tanklarının BK kabiliyeti çok düşük. Yani ön zırhı 100 mm ve bu açısız. TL4 tanklarının topu 200 mm'ye kadar delebildiği için tankın zırhına modernize giriliyor. Ve bu görmekte olduğunuz Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullandığımız M47 tasarlanıyor. Bu arada Patton, Pershing, işte Stuart, Sherman bunların hepsi Amerikan büyüklerinin adı. Kimisi siyasetçi, kimisi general vesaire. Hepsinin özel bir anlamı var. 47 Patton'ın M26'ya göre ya da M46'ya göre en büyük özelliği eğimli zırh arkadaşlar. M26 ve M46 modellerinde görmekte olduğumuz gövde çok ufak açıyla yerleştirilirken bu modellere geçildiği zaman görüldüğü gibi ön zırh yaklaşık 55 derece ile yerleştiriliyor. Üst zırhın kalınlığı 100 mm. Görmekte olduğunuz açı sayesinde buranın efektif direnci 180 mm arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki zırhlara açı verildiği zaman etkili kalınlığı artıyor. Hem de mühimmatların sekme olasılığı da artıyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nda karşımıza çıkan Yunanların T-34-85 tanklarının zırhı 45 mm kalınlığındaydı arkadaşlar. Bu değerler kolede 90 mm'ye kadar çıksa da M47'lerin karşısında çok da bir şansı yoktu. Hani şöyle örnek vereyim. Bu tanklar kafa kafaya savaşlarda 2. Dünya Savaşı'nın en güçlü ağır tank olan Tiger 2'lere karşı üstünler. Yunanlar bu tanklarımıza atış yaptığı zaman ki birçoğu da zaten tanklarını bırakıp kaçtı. İkinci bir denize dökülme vakası yaşandı Kıbrıs'ta. Neyse. T-34-85 tanklarının topu 500 metrede en kaliteli APH-BC mühimmatlarıyla 110 mm rahat çelik deliş gücüne sahipti. Yani bu tankın gövdesini delme ihtimali olmadığı gibi kulesinin birçok noktasından da delme olasılığı yok. Peki neresinden delebilirler? Dostlar tankın bu görmekte olduğunuz ufak çizgi bu bölümler çok çok zayıftır. Zaten şu arasındaki boşluktan biraz bakarsak kule yüzlü bile gözüküyor arkadaşlar görüldüğü gibi. Bu bölümlere 1940 yapımı tank dahi atış yapsa tankı delme olasılığı var. Ama görüldüğü gibi çok ufak bir bölge. Bu sebeple Yunan tanklarının M47 tanklarını delme olasılığı neredeyse yoktu. Gerek tanklarımızın üstün olmasıyla, gerekse askerlerimizin çok daha kaliteli olmasıyla Kıbrıs'ın yarısını ele geçirdik. Tabi Amerika'nın karışmasıyla sıcak müdahale değil tabi bu siyasi. Türk hükümetine dedi ki eğer Kıbrıs'ın tamamını alırsan sana artık hiçbir şey vermem. Bu yüzden Türkler Kıbrıs'ın tamamını alamadı. Normalde Kıbrıs'ın tamamı alınacaktı arkadaşlar. Çünkü Türk ordusu Yunan savunma hatlarını sadece birkaç günde yarıp geçmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ufak tefek kayıplar olsa da Yunan tarafında muazzam seviyede kayıplar vardı. Yani Yunanların bize karşı üstünlük kurması söz konusu değildi. Sadece Yunanlar gerek Avrupa
gerek Amerika'nın arkasına sığınarak, propaganda yaparak bizi siyasi yollarla engellemeye çalıştı. Bu tankın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çok özel bir yeri var. Çünkü ilk nizami harp savaşımızı Cumhuriyet'ten sonra bu tankla kazandık. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda düzenlediğimiz operasyonlarda Leopard 2A4'lerin veya M60T'lerin de özel yeri olsa bile o tanklarla sadece terör örgütlerine karşı savaştık. Yani karşımızda düzenli bir ordu yoktu. Düzenli bir orduya karşı zafer kazandığımız ilk savaş Kıbrıs'tı ve o savaştaki ana tank kuvveti M47'lerdi. Tabi o dönemde M48'ler yavaş yavaş bize verilmeye başlansa da Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki operasyon videolarını izlerseniz tankların hepsi M47'dir. Kabaca hikayesi bu şekilde. Bu tankların gövdesi ve kulesi tamamen dökme arkadaşlar. Yani sağ sola bakarsanız hiçbir noktada kaynak izi yoktur. Mesela birçok tankın bu uç bölümünde, birleşim bölgelerinde kaynak vardır. Ama bu tanklarda görüldüğü üzere oval bir yapı var. Yani bu görmekte olduğunuz tankın kulesi ve gövdesi iki parça. Tek parça çelik üzerinden şekillendiriliyor. Patlamış homojen çelik, reha zırhları yok bunların. Ama zırhın efektif direnci reha zırhlarla farksız. Tek farkı yapılış şeklinde. Dökme zırhların, yani cihaz zırhların rehaları oranla şöyle güzel bir özelliği var. Tamamen dökme olduğu için herhangi bir bölgeden vurulduğu zaman kopma olasılığı yok. Çünkü dediğim gibi tamamen tek parça çelik arkadaşlar. Eğer reha olsaydı, yani kaynaklı bir zırha sahip olmuş olsaydı zırhı atış aldığı zaman çıkabiliyordu. Mesela burası kaynaklanmış görüldüğü gibi. Bu parça sonradan takılmış. Buraya zincir takıp tankı çekebiliyorsunuz. Örneğin buraya bir atış geldiği zaman bu parça kaynaklarından çıkabiliyor. Dökme olmuş olsaydı böyle bir olasılık olmayacaktı. Tankın etrafında görmüş olduğunuz şu ufak parçalar tanka brandaya benzer bir parça takılıyor arkadaşlar. Tankın dışındaki beze benzeyen o branda zehirli bir ortama girdiği zaman topun görüldüğü gibi kalkan kısmında ufak delikler var. O deliklerden zehirli gaz içeri girebiliyor ve mürettebatı öldürebiliyor. Branda olduğu zaman o hava geçmiyor arkadaşlar. Gaye egzir değil, içerideki havayı içeriye geçirmemek. M47 Pattern tankları 2. Dünya Savaşı bittikten sonra tasarlanmasına rağmen makineli tüfekçi bölmesi var arkadaşlar. Bu bölmeyi 2. Dünya Savaşı'nda üretilen her tankta görürsünüz. Sürücü burada, radyocu ve makineli tüfekçi orada. Komutan kulenin en üzerinde, onun önünde nişancı, yanında ise doldurucu olmak üzere 5 mürettebattan oluşmakta. Demiştik bu bölümler komple 100 mm. 100 mm'ye anlamanız adına metre getirdim arkadaşlar. Tabi bazı bölgeler dökme olduğu için değişken zırh olabiliyor, özellikle kulede. Zırh bu bölgeye kadar uzanmakta. 100 mm'lik kalınlığı var ama her bölgesi 100 mm değil. Bu bölümler yaklaşık 180 mm civarında, görüldüğü gibi çok daha açılı olduğu için buraya denk gelen mühimmatlar yüksek olasılıkla direkt sekiyor. Yanına doğru ilerlediğimiz zaman ise mürettebat bölümünde arkadaşlar, sakin bir dakika, önce buraya bakalım. Mürettebatı 5, ağırlığı 44 ton, ana silahı 90 mm'lik M36 silahı yazmış. Arkadaşlar bu tankın topu bu değil, yani M36 topu değil. Arkadaşlar bunu karıştırmış. Zırhı 50 ile 110 mm arası saç. Patlanmış homojen çelik arkadaşlar bunlar. Yani saç değil. Motoru 810 beygir doğru. Son hızı yanlış. M48'lerin dizel motorlu versiyonları 48'e gider. Bunlar yaklaşık 60 km'ye kadar çıkabiliyorlar. Muhtemelen 810 beygirlik benzinli motoru değil de 750 beygirlik dizel motoru baz alıp yazmışlar bunu. Bunları çok okumanıza gerek yok çünkü yanlış. Yani reha ile sacın ne olduğunu bilmeyen bir müzeden bahsediyoruz burada. Ya silahından da bahsedeyim size. M36 silahı diyor ya. Bunların birçok farklı versiyonu var 90 mm çapında. Hani TL4 olarak geçen modelleri bile var. TL4 tankıyla karıştırmayın. Topun ismi TL4. 90 mm'lik top 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan M36 Jackson isimli tank avcılarında kullanılıyor. Akabinde M26, M46 ve M47 dahil olmak üzere 3 modelle kullanıldığı gibi M48'in ilk modellerinde de bu top kullanılıyor. Yani top yaklaşık 60'lara kadar kullanılsa da 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan M36'nın ana silahı. Ama M46 modellerinden sonra bu toplara Heat MP mühimmatları geliştiriliyor.
Bu mühimmatların ise deliş gücü 300 mm, bir üst modellerinde ise 330 mm'ye kadar bu daha çelik nüfus kuvveti artıyor. Top çok etkili olmasa da TL4, TL5 tanklarını her mesafeden delebiliyor arkadaşlar. Çünkü dediğim üzere 300 mm üzeri bir deliş kuvveti var. Artı bunlar heat olduğu için parça tesiri çok yüksek. Ayrıca heat mühimmatları kimyasal enerjili olduğundan mesafe arttıkça deliş kuvveti kaybetmiyor. Yan zırhına gelecek olursak da mürettebat bölümüyle motor kompartmanının zırh kalınlığı farklı. Çünkü 2. Dünya Savaşı bitimine mütakip tanklardan ziyade mürettebat daha önemli bir hale geliyor. Mürettebat daha önemli hale geldiği için de mürettebat bölümlerine denk gelen zırhın kalınlığı motor kompartmanına göre daha kalın oluyor. Zırh 85 mm kalınlığında, motor bölümlerinde yaklaşık 50 ile 70 mm. Tankın motorunu inceleyecek olursak 810 beygirlik V12 radyatörleri üst tarafta, genelde üst veya yanında olur. Bunlar tanka soğutmaya yarayan pervanelerdir. Pistonları hemen buranın altında. V12 dediğim üzere. 810 beygir olup benzinli olduğu için bu motorlar çok hızlı arkadaşlar. Ama en kötü özelliği çok çabuk bozulabildikleri gibi çok fazla benzin tüketiyorlar. En fazla 200 km gidebiliyorsun. M48 Patton tanklarının ilk modellerinde de bu motor kullanıldı. Ama A3 modellerinden sonra 750 beygir güç üretebilen dizel motora geçiş yapıldı. Performansı bunun daha iyi olsa bile ikisinin arasında zaten 10 küsür kilometrelik bir fark var. Bu aradaki farkı çıkarttığınız takdirde dizel motor bundan çok daha iyi. O vurulduğu zaman bile çalışmaya devam edebilirken benzinli motorlar daha hassas olduğu için tanklarda, ayrıca yanma olasılığı çok fazla. 2. Dünya Savaşı tasarımına sahip olduğu için çok fazla yakıt tüketiyor. Transmisyon bu görmekçi olduğunun dişlileri bu şekilde bağlanıyor. Ve buradaki transmisyon car dişlisine güç veriyor. Bunu farklı bir video olarak yapacağım arkadaşlar. Tanklar nasıl hareket eder adı altında. Bu yüzden bunun detayına girmeyeceğim şimdi. Tankın kulesini anlatmadan, bu arkada görmekte olduğunuz birçok şey tankın sepetidir. Namı diğer bagajdır arkadaşlar. Mürettebat, suyunu, yiyeceğini, birçok şeyini oraya koyar. Zırh kalınlığı en fazla 10 mm oluyor. Bölükleri zırhsız. Düşmesin diye bu şekilde bir aparat yapılmış. Bu bölgeleri ise tankın topunu temizlemek için yağdır, fırçadır, bezdir, harbisidir konulan nokta. Farı bu. Bunlarda kızıl ötesi sadece gece görüşünde çalışır. Gece görüşüyle görebileceğiniz bir ışık yayar. Çıplak göze kesinlikle göremezsiniz. Tankın lazer ölçeri orada, diğer tarafta da var. Bunları lazer ölçer. Ne işe yarıyor? Arkadaşlar, tank atış yapacağı zaman mesafeyi bilmek zorunda. 1000 metreye sıfırlanmış bir topla 2 kilometredeki hedefi vuramazsınız. Bu yüzden nişancı lazer ölçerleri etkinleştiriyor. Lazer işaretlemiş olduğu yeri vuruyor, geri dönüyor ve o süre ne kadarsa kontrol atış sistemi bunu hesaplıyor. Nişancıya kaç metre olduğunu gösteriyor. Bu kontrol atış sistemlerinin geliştirilmiş versiyonunda topun kendisi otomatik sıfırlanıyor arkadaşlar. Opari K4 gibi modern tanklarda olan bir özellik. Dostlar, bu tanklar Bulldog olarak geçen M41'lerden ilham alınarak geliştirilmiş bir araç. Kulesinin kalkanı, şu görmekçi olduğunuz dış bölümde kalan çıkıntı ince. Görüldüğü gibi zaten kalanı da belli, yaklaşık 50-60 mm'lik bir kalınlığı var. Ama onun ardında ekstradan bir tane daha zırh var. Kalkan bölümüne atış geldiği zaman boşluklu zırh etkisi yaptırdığı için kinetik ve kimyasal enerji mühimmatların nüfuz kuvvetini azaltıyor. Kulenin ön zırhı çok kalın değil. Bunun en büyük sebebi açılı olması. Kalkan bölümü çok ufak, ancak atış hattının sağ sol bölümü çok daha açılı. Bu yüzden sağ sola denk gelen mühimmatlar genellikle sekmekte. M60 A3'lere kısmen benziyor. Sağ ve sol bölüm oldukça açılı. Bu açıda bir mühimmat isabet ettiği zaman özellikle TL4'lerin APC, BC'leri rahatlıkla sekiyor arkadaşlar. Tabii kalkan bölümüne denk geldiği zaman çok daha açısız bir zırha denk geldiği için delme olasılığı daha yüksek olsa da uzak mesafelerden kalkana isabet etme olasılığı az. Tankın kulesindeki en zayıf bölgesi kalkanın üzerine bulunan şu dikey bölge. Kulenin yanı ise yaklaşık 50-60 mm kalınlığında. Şu görmekte olduğunuz eziklik ise tankın yapım aşamasındaki bir hatası. Dediğim gibi bunlar döküm olduğu için yapım aşamasında buna benzer hatalar olabiliyor arkadaşlar. 100 tane üretildiyse 100'ünü de incelerseniz neredeyse hepsi farklıdır. Bunun en temel sebebi dediğim üzere döküm arkadaşlar. Döküm, tankların hatları birbiriyle neredeyse aynıdır ama hiçbiri aynı değildir.
Hatta M60A3 modellerinde buna benzer hatalar o kadar fazla ki her müzede neredeyse M60A3 var. Zırhı hatalı dökülmüş M60A3'ler Amerika'da müzelere teslim edildi. Bu arada bunlarda stabilizasyon yok. İkinci Dünya Savaşı'nda üretilen tanklardan atış kontrol bakımından çok çok büyük farkı yok lazer açıları dışında. Bu tanklar 54 tanklarına karşı üstünlük kuramadığı için M48'ler geliştirildi. Bu bölümler açılıp transmisyonun bakımları yapılabiliyor. Bakın transmisyona bağlı olarak yapılan izler. Transmisyonu muhtemelen takılı tankın. O görmekte olduğunuz daire ise tank savaş durumuna çıktığı zaman mürettebat tarafından bağlanıyor. Hani tanklar neden arkaya doğru bakıp ilerliyor diyorsunuz ya arkadaşlar. Eğer tankın atış sistemi yani kapalıysa kule kendi kendine sağ sol yapar. Elinizle bile topu yukarı aşağı yaparsınız. Artı top arkaya bağlanmadığı takdirde sıfırlaması bozulur. Bu yüzden bir tankın atış sistemi açık değilse genellikle tankın topu arkadadır. Arkaya sabitlenir. Atış sistemini açmak için nişancının genellikle önünde 3 tane düğme vardır, öyle diyelim. Makineli tüfek, stabilizasyon sistemi ve top. Bunları yukarı konuma getirdiğiniz zaman stabilizasyon, top ve makine tüfeği etkinleştirmiş olursunuz. Bu bölümü makineli tüfekçi noktası. Bu tankın M60A3'lerde olduğu üzere kalkanlı optiği yok. Nasıl nişan alınıyor? Nişancının nişan aldığı bölge şurası. Diğer tanklarda özellikle bu 60 sonrası geliştirilen tankların hepsinde kalkan kısmında ufak bir delik vardır. Daha demin gösterdiğim makineli tüfek bölgesi gibi. Optik oraya yerleştirilir ama eski tip tanklarda buna benzer hatalar çok fazla yapılıyordu. Tanklarda modern bir kontrol atış sistemi yok. Nişangaha göre atış yaparsanız ve topta görüldüğü gibi nişancının sol alt kısmına kalıyor. Eğer nişancı bunu ayarlayıp atış yapmazsa nişan aldığı noktanın yaklaşık 3-4 metre sol alt bölümünü vurur. Bu yüzden nişangaha göre değil de topun ucuna göre hissi bir atış yapmak zorunda. Tankın taşıyıcı tekerleri görüldüğü üzere kauçuk kaplı. Bu kauçuk demir değil arkadaşlar. Şöyle vuralım. Bu kauçuklar tankın hareketli haldeki atışını arttırdığı gibi içerisindeki malzeme ömrünü de arttırıyor. Kauçuk kaplı tekerler olmasa tank bir kayanın taşın üzerinden geçtiği zaman mürettebat daha fazla sarsılıyor özetle. Tank daha fazla sarsıldığı zaman da birçok farklı sorun ortaya çıktığı için 2. Dünya Savaşı'ndan sonra üretilen birçok tankın taşıyıcı tekerleri bu şekilde kauçuk kaplıdır. Tankın görmekte olduğunuz tüm tekerleri taşıyıcıdır arkadaşlar. Arkadaki car dişisi dışında tabi. Makine tüfekçi bölmesinde makine tüfek yok. Normalde makine tüfek bu bölgeden iç taraftan sokuluyor ve bu bölümü yukarı aşağı sağa sola belirli başarı hareket edebiliyor. Hatta biraz elimize zorlarsak virüle gibi oynuyor. Tabi yukarı aşağı oynaması için de arka taraftan basmak lazım. Şu anda ön ağır olduğu için ve tüfeği olmadığı için biraz ağır basıyor. En arka zırhına geldiğimiz zaman zırh kalınlığı zaten orada belli. Dökme olduğu için görüldüğü gibi incelerek devmeden bir zırha sahip. İçerisinden hava geçer. Ama tabii şu açıda bir atış geldiği zaman iki parçanın arasından mühimmatı sokup işte motoru bozayım gibisinden bir şey mümkün değil. Egzaklı bir yapı mevcut. Önce bu şekilde iniyor, daha sonra bu şekilde devam ediyor. İrp araçlarında yapılan hata burada yapılmamış. Bu bölümleri halat bağlanır arkadaşlar. Bu halatlar genellikle metal olur. Çekici burada. Bu arada bu egzozları kapatsanız bile tanka bir şey yapamazsınız. Çünkü tank bir dip gaz yaptığı zaman o kadar güçlü bir basınçla egzoz dumanları çıkar ki oraya tıkadığınız bir şey duramaz orada. İstediğiniz kadar güçlü tıkayın fark etmez. Tankın zaten yanına girebiliyorsanız çoktan kaybetmiştir. Savaş durumunda bu kadar yakında girebilirseniz tankın üzerine tırmanın akabindeyse neler yapacağınızı ve birçok farklı tekniği gayri nizami harp teknikleri kitabımda anlatmıştım. Bu videomun gayesi M47 patternları tanıtmaktı. Dileyen arkadaşlar açıklamalar bölümüne attığım videodan izlemeye devam edebilirler. Devamını ikinci kanalımda yayınlayacağım. Video hoşunuza gittiyse beğen atmayı unutmayalım arkadaşlar. Selametle.